Namaste. Bu yılın son programını yapıyorum, son dersini vereceğim. O yüzden yeni yılın hepimize refah, huzur, güvende, huzurlu ve sağlıklı bir yıl getirmesini temenni ediyorum. Ve tabii ki karşılıklı dersler yapmayı, stüdyoda birlikte karşılıklı dersler yapmaya niyet ediyorum. Bugün yine su elementiyle devam edeceğiz. Böbrek ve mesane meridyenlerini çalışacağız. Böbrek, bedendeki korkunun yeri, yani korkuyu beslediğimiz yer orası. Ama korkuları korkusuzluğa, karanlık alanları, aydınlık alanına çevirdiğimiz zaman böbrek de görevini daha iyi yapmaya başlayacak. Çünkü gördüğünüz üzere, hissettiğiniz üzere küçücük o fasulyeye, barbunyaya benzeyen böbreklerimizin vücutta müthiş bir görevi var. Suyu yönetiyor. Yani bütün beden içerisindeki suyu yönetiyor. Temiz suyu yukarıya, her ne kadar böbreğin iki kanalı var gibi görünse de 50 tane minik kanalları var. Onunla birlikte suyu bedenimizin üst kısmına, yani temizlenmiş suyu bedenimizin üst kısmına veriyor. Alt tarafına da atılacak, artık hani bize hitap etmeyecek olanları gönderiyor ve atılmasını sağlıyor. Mesane meridyeni de bedendeki 14 meridyenden en fazla akupunktur noktası olan. Yerini söyleyecek olursam eğer, böyle şeyden başlıyor, kaşın üzerinden başlıyor, başın arkasından dolanıyor, omurga boyunca iniyor ve çok geniş bir, hani iki taraflı bir inişi var. Sonra kalçanın üzerinden gelip bacak arkasında şöyle bir zikzak çizerek selçe parmağında bitiyor. Eğer yaşlıların selçe parmağına dokunursanız, dokundurtmazlar size. Şöyle bir deneyin isterseniz. Çünkü travma parmağıdır. Yani bedendeki bütün hareketlendirdiğimiz toksinin, travmanın, her şeyin atıldığı ve bedene topraklandığı yerdir. O yüzden o parmakın hareketi, belki zaman içerisinde ona fark ettikçe masajla yapabilirsiniz. Ama düzenli yoga yapıyorsanız zaten bu parmaklar çalışıyor, biliyoruz. Böbrek meridyeninin başlangıç yeri ayağın altından başlıyor. Buradan böyle bir daire çizerek geliyor. Bacağın içerisinden geçiyor. Ve göğsün önünde bitiyor. Bu bölgeye de farkındalıkla böyle dokunduğunuzda belki hissedeceksiniz hafif böyle bir acı. Oraya masaj yapın. Yani dairesel masajlar yapın. Eğer tam yerini bulduysanız, çünkü o yerler şey gibi oluyor, bir nohut büyüklüğünde düşünün. Dokunduğunuz zaman acır. Acıyan yere şöyle baskı yapın. Bir dakika kadar o acının üzerinde kalın, hissedebileceğiniz, tabii ki hani bu egosal bir acı olmasın. Sonra bırakın, o zaman o böbreğin blokajları da buralarda birikiyor, onları çözebilirsiniz. Zaten yogayı düzenli yapıyorsanız, her kalp açıcı çalışmalar, sırtı açtığımız her bir çalışmalar sonuçta bu bölgeleri, meridyenlerimizi de çalıştırıyor. Ne kadar güzel bir sistem değil mi? Yani siz bedeninizle konuşursanız ve bedeninize hitap ederseniz fiziksel çalışma olarak illaki o da size olumlu ve güzel yanıtlarla geri dönecektir. Bedenin zekasına ne verirseniz o size onu geri verir. Müthiş bir zeka çünkü. Bizler kas çalışıyoruz gibi gözüküyor ama kas... larımızı hareket ettiriyoruz ama belli bir kemik hizasında çalışıyoruz. O kemik ve kemiğin dengesi bozulduğu zaman, kemik ve kemik iliğinin dengesi bozulduğu zaman bedeninde ne oradayız ne buradayız hali gelişmeye başlıyor. Yani havalarda oluyoruz. Hadi mantramızı okuyalım. Eller kalbin önünde, gözler kapalı, bakışlar iki kaşın arasında. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahe,
Tasvi navati tamastu ma vipi savahi om shanti shanti shanti. Şimdi arkamı dönerek göstereceğim. Bir böbrek dönmüşsü nefesi yapacağız bugün. Nefesi enerjik olarak buradan aldığını düşün. Sağ yönünde nefes al. Ve burada tut nefesi. Sonra nefesi boşalt. Sanki nefesin döngüsü sadece bu alanda dönüyormuş gibi olsun. Başlangıç yerini bura gibi hisset. Nefes aldın. Ve geldin. Saat 6 yönünde tuttun nefesini. Ve boşaltıp tekrar 12 yönünde buluşuyorsun. Al nefes. Hemen sakrumun üstü gibi düşün. Tut nefesini. Ve boşalt. Al. 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, boşalt, 2, 3, 4, al, tut, 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 boşalt, al, tut, 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 boşalt. Bu şekilde devam et. Döngüyü ters yapacağız. Buradan tam yine böbreklerin üstünden nefes al. Bu sefer benim yönüm gibi soldan çevir. Nefesi ver 12 yönüne gel yine ve tut. Tut, 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 tut. Nefes al. Soldan benim yönüme göre çevir. Ver nefesi ve tut, 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 al, ver, tut, 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 tut. Hadi devam et. Nefesine geri dön.
ayaklarını birleştir. Ellerinle ayaklarını kavrayarak, şöyle biraz gövdeni öne geriye, nefesin ritmiyle hareket ettir. Su elementi bilgeliğin olduğu yerdir. Artık bütün o suyun içe çekildiği bilgeliğin olduğu yer. Nefes al, nefes verirken bırak başın ağırlığını aksın zemine doğru. Yavaşça yükselt gövdeni. Doğduğumuzda %90 bedenimiz su, biliyorsunuz suyun içerisinde yaşıyor fetüs anne karnında. Doğduğumuzda %90 su, sonra bu suyun oranı düşmeye başlıyor. 80'ler, 70'ler, işte ergenlikte %70'lere, 60'lara, yaşlılıkta da bu %50, 55, 40'lara düşüyor ki suyun bedenden çekilmesi demek, kuruması demek, yaşlılık demek. Yani o kırışıklıklarımızın olmasının nedeni de suyun azalmasıyla alakalı. Suyu ne kadar farkındalıkla bedenin içerisinde hareket ettirirsek, o suyun akışkanlığı, o dokuların daha sağlıklı kalmasını sağlayacak. Yani kemikler beslenecek, kemik ilikleri içeriden beslenecek. O yüzden yoga yap, devam. Hadi gel eller dizleri üzerine. Sağ bacak nefes alırken uzasın. Nefes verirken çek dizi kendini. Nefes al uzasın. Nefes ver çek. Nefes al uzadı. Ben büktüm dizi. Ayakkabını ver gökyüzüne doğru. Ve sol elinle ayak bileğinden tut. Yükseltebildiğin kadar bacağını yükseltmeyi deneyimle. Nefes devam ediyor. Başın, omurganın devamı olarak sıkıştırma boynunu. İçinde o dengeyi hisset. Denge çok önemli. Olabildiğince yükseltiyorsun bacağını. Sonra çöz. Getir sağ ayağını sağ elinin dışına yerleştir. Burada kalabilirsin. Arkadaki ayak parmak kökünü tak. Gövdeni uzat öne doğru. Hatırla o bacağın içinden geçen böbrek meridyenini, arkadan geçen mesane meridyenini. Uza, başının tepesinden uza ama güçlüsün. Aynı zamanda da toprağın gücünü almaya devam ediyorsun bedenine. Ver sol dizini zemini. Gönder diğer bacağını da. Nefes al aç kalbini. Nefes ver, olabildiğince böyle derin sırtını genişlet. Al nefes. Ver nefes. Sol bacağını uzat. Nefes al. Nefes ver, çek dizi göğsünü. Al nefes. Ver nefes. Nefes al. Nefes ver. Uzasın, bük dizini, ver ayakkabını gökyüzüne, tut elinle. Eğer tutamıyorsan da yüksek tut bacağını. Dengede kalmaya çalış. Her nefeste birazcık daha alan açmak istiyorum bedenimin içinde. Belki şu an arka bedenim sıkıştırarak o meridyenin akışını önce gibi sıkıştırıp sonra akmasına izin vereceğim. Yani belli noktalarda kan akımını kesiyorum. Daha sonra oraya daha hızlı, daha düzenli bir kan gidiyor. Ve müthiş bir rahatlama gelmeye başlıyor. Yavaşça al ayağını getir, sol elini dışına yerleştir.
burada çalışıyor mide meridyeni. Ama biraz daha aktif olsun istiyorsan mideni, dalak meridyeni, dalak mide. Hepsi de zaten bacaktan geçiyor. Ama biz bugün böbrek çalışıyoruz. Sıyır dizini zeminden. Dizini zemine gönder bacağını. Nefes al, aç kalbini. Nefes ver, olabildiğince derinleş. Bak şaksın kolların arasına. Al nefes. Nefesi ver. Kalçanı topukların üzerine götür. Ve alnın yere yerleştiğinde ellerini yumruk yap. Biraz böbrek bölgene masaj yap. Bel bölgesi en çok sıkışan bölgelerden bir tanesi. En çok da beyaz dokunun olduğu yer. O yüzden oradaki hareket önemli bizim için. Gel eller dizler üzerine. Sıyır kalçanı gökyüzüne, başın aksın kolların arasına. Sağ bacağını yüksel. Sağ ayağın sağ elin yanına yerleştir. Sol dizin zeminde kalsın. Şöyle bir kalçanı gönder topuğuna doğru. Bacağın arkasına kadar uzayabiliyor. Bir onu hisset. Bütün o bacak arkasındaki uzamayı, bütün o bedenin arkasındaki uzamayı fark et. Ellerinle de zemini bant uzla. Bedenin daha yeni açılıyor. Sabah yapıyorsun belki pratiğini. O yüzden olabildiğince kendine şefkatli davran. Gövdeni yükselt. Sağ elinle sakrumunu it. Şöyle zemine doğru. Sol kolunu kaldır. Avuç içini ver geriye doğru. Sırtın genişlesin. Her nefeste birazcık daha karnını açarak sakrumunu elinin yardımıyla zemine itip bu böbrek bölgesinde alan açıyorsun kendine. Kalbini biraz daha genişlet. Yani sırtındaki yükleri döktüğünü İmgele, yani ne varsa şu an bırakmak için çok güzel bir dönem. Aynı zamanda dolunay dönemindeyiz. Yeni bir yıla gireceğiz. Her bir şeyi bırak. Yeniye, yeniden başlamak üzere. Şimdi arkadaki dizini sıyır zeminden. Gövdeni yükselt. Beş parmak öne baksın. Öndeki bacağını düzeltirken arkadaki topuğunu da yerleştir zemine. Burada nefes al. Nefes verirken gövdeni yarıya uzat öne. Nefes al. Ayakların zemini iterken bu kaldıran şey seni gövden değil toprak anadan aldığın güç. Hava elementinin akışı bedenin içerisinde devam ediyor. Topraktan aldığım güçle suyun işlemesi, yani suyun hareketini sağlıyorum bedenimde. Gövdemi yükselttim, dizimi büktüm, arkadaki ayak parmak köküm aktif ve canlı. Gövdeni uzat, yerleşsin elini zemine. Gönder bacağını önce kalça hizanda. Her iki kalça üst üste, bak bir sağ kolun altından. Sanki yukarıda bir duvar var ve duvarı itiyorum. Sağ ayağını getir. Sağ elini dışına yerleştir. Sol dizini zemine yerleşsin önce. Ön kolların üzerine yer. Dizini sıyır zeminden. Tak elini sağ bacağına, şöyle gövdeni uzat, biraz aç.
Nefesi bedende akışına izin ver. Her bir yerde dolaşıyor. Yoga, fiziksel çalışmaların içerisinde nefes alıp verme sanatı, o şekil değişikliğin içerisinde nefes alıp veriyorsun. Geldim elinin üzerine. Gönder bacağını kalça hizanda. Sonra getir yine sağ ayağını sağ elin yanına. Sol dizin yerleşsin, gönder kalça. Hisset. Nerelerden geliyor çalışma? Kalçadan, belki böbrek bölgende hissediyorsun. Alt karnı çek, sırtın genişlesin. Yavaşça yerleştir. Gönder bacağını geriye. Bul aşağı bakınını. Kal burada 5 nefes. Sol ayak, sol elin yanına yerleşsin, sağ dizin zeminde. Gönder önce kalçanı. Evet, şimdi yavaş yavaş bu bacağın arkasındaki açılmayı hisset. Belki geliyor belli yerler, tam da o böbrek meridyenin geçtiği yerler belki hissediyorsun. Yavaşça yerleştin. Gönder bacağını geriye. Tekrar alt sol ayağın sol elin yanına. Yükselt gövdeni. Öndeki bacağı düzeltirken arkadaki topuk yerleşsin zemine. Nefes al, nefes verirken yarı yol uzat gövdeni öne, hisset yaptığın çalışmayı, topraktan aldığın enerjiyi hisset. Toprakla suyun karışımını gözlemle doğada. Su olmadığı zaman toprak çok kurak olur. Çok fazla su olduğu zaman da hiç verim alamazsın topraktan. Aynı şey beden için de geçerli. Eğer bedenin suyu tükenirse toprak da görevini yapamaz ve sertleşir. Bük dizini, arkadaki ayak aktif, yerleşsin elleri zemine. Gönder bacağını önce kalça hizanda, sonra her iki kalça üst üste. Ayakkabın itiyor sanki arkada bir duvar var. Al ayağını sol elin dışına yerleştir. Önce dizini, sonra ön kollarını koy zemine. Sonra dizini sıyır. Sonra sol elin dizine tak. Şöyle biraz daha çevrilmeye izin ver bedeninde. Hep o karın desteğini hisset. Gel ellerin üzerine. Gönder bacağını. Alt sol ayağın sol elin yanına. Gönder kalçanı topuğuna. Benim de bu bacağım biraz diğerine göre bana birazcık daha özen göster diyor. Belki sizin sağ bacakta oldu. Ben solağım. O yüzden solumu çok kullanıyorum belki. Yavaşça yerleştim.
gönder bacağını geriye. Ve burada biraz omurgaya dalgalanma ver. O su enerjisini getir bedenine. Gel eller dizler üzerine, gönder kalçanı topuklarına. Ve ellerini yine yumruk yap, beline masaj yap. Nehirlerin akışına izin veriyorsun bedeninde. Eller zemini vantuzlarken gel eller dizler üzerinde sıyır kalçanı. Gönder sağ bacağını geriye. Sağ ayak sağ elin yanında. Arkadaki ayak canlı gövdeni yükselt. Kollarını uzat. Omuz hizanda. Yukarı doğru. Avuç içini ver geriye doğru. Gövdeni yine uzasın. Arkadaki bacağın canlı. Kalbini aç. Gövdenin yanı uzuyor, kalpten açılma. Yine sırtındaki yükleri dökmen için sana bir imkan sağlıyor. Poz. Arkadaki ayak matın kısa yanına paralel. Açıl ikinci savaşçını bul. Burada ters savaşçı. İkinci savaşçı. Ters savaşçı. İkinci savaşçı. Ellerini ör kalçanın arkasında sağ bel boşluğuna yerleştir. Düzelt öndeki bacağını. Yine topraktan aldığın enerji, güç, su enerjisinin de sana sağladığı kolaylıkla gövdeni her iki yan tarafa uzat. Nefesle yüksel. Bük önce dizini, aç kollarını. Yerleşsin elin zemine. Şimdi sol dizini zemine verdin. Sağ bacağını uzat. Kendine dikkat ederek sağ kalçanı zemine bırak. Sol dizini yana doğru aç. Biraz kalçam zeminde. Bacağım matın uzunluğunda uzuyor. Dizlerin ne kadar açılabiliyorsa o kadar dizinin yana açılmasına izin veriyorum. Sonra gövdeni sağ bacağına doğru çevir. Nereden yetişiyorsan kaval kemiğinden ya da ayağın altından gövdeni uzatmayı araştır. Ne oluyor arka bedenine? Ne oluyor bedenine? Hatırla o İdrar torbası ve mesane meridyeni. Böbrek meridyeni. Ne yapıyor bedeninde? Tam da su elementinin dönemini yaşıyoruz kışta. Kışın su elementi içe çekilip. Yavaşça geldim. Yine dizini çevir içe. Bakın bir akış halindeyim. Yani pozları da birbirine bağlayarak geçme çabasındayım ki su akışı devam etsin. Tak ayak parmak tabanını zemine. Arkadaki ayak parmak kökünü tak. Gönder bacağını geriye. Bul aşağı bakanını. Gel eller dizler üzerine. Bırak göz kafesini ellerin arasında. Ayak yüzeyin zemindeyken. Gövdeni sıyır öne. Ve ellerini şöyle biraz belki matın dışına kayacaksın. Ellerin yerleşsin. Gövdeni şöyle yükselt ve burada biraz gövdene akış ver. Ne istiyor? Nerede sertlik var bedeninin? Yeah.
Yerleştirebilirim göğüs kafesinin yanına, tak ayak parmak köklerini. Sıyır kalçanın gökyüzüne aşağı bak. Aşağı bakan, evde olma hissini veren poz. Baş akıyor kolların arasına. Dizlerin hafif bükük, kalça tabanın açık. Sol bacak yükselsin. Sol ayağı, sol elin yanına yerleştir. Nefesle yükselsin gövden. Kollarını aç, avuçlarını ver geriye doğru. Arkadaki ayak batın kısa yanına paralel, gövdeni aç. Bu ikinci savaşçını. Burada bir ters savaşçı. İkinci savaşçı. Ters savaşçı. İkinci savaşçı. Ters. İkinci savaşçı. Ellerini ör. Bu sefer sol bel boşluğuna yerleştir. Düzelt öndeki bacağını. Kalçanı hafif sağa göndererek her iki yan gövdeni uzat. Doğumumuzdan önceki bütün kayıtlar, bütün DNA'mızdaki ataların verisi böbrek elementinde. O yüzden sadece bu bedendeki korkuları değil, atalardan getirdiğimiz korkuları da yaşıyoruz. Yavaşça yüksel. Açıl. Tak arkadaki ayak parmak kökünü, yerleştir zemini. Ver dizini zemini. Gönder bacağın kalçanı geriye. Önce uzamayı ver bedenine. Biraz daha uzayabildiğini, daha açıldığını fark ediyor musun? Belki de bugün biraz dolunayın da etkisiyle bedenin çok gergin olabilir. Çok dolu çünkü her şeyin yüze çıktığı, kirli kanın daha yüzeysel olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden tartışmalar, kavgalar, sürtüşmelerin çok olduğu bir dönemdir bu dönem. Sol kalçanı zemine bırak. Dizini yana doğru aç. Gövdeni uzat. Her nefeste birazcık daha. Her nefeste biraz daha. Yavaşça yüksel. Al dizini öne. Yerleşti elleri. Tak ayak parmak kökünü, seyir dizini zeminden. Gönder öndeki bacağını da geriye aşağı bakın. Böyle dilini çıkar, yüzünü buruştur. Kimse görmüyor seni. Ne çıktıysa bedeninden bırak, çıksın, gitsin. Sonra biraz omurga dalgalanması yap yine bedeninde. Bu sıkışık blokajların çözülmesi için. Gel eller dizler üzerine. Gönder kalçanın topuklarına. Ellerini biraz ısıt.
Ve bu ısıyı ver böbreklerine. Bacakların öne doğru uzat. Ve şöyle açabildiğin kadar aç bacakları. Kalçanın altındaki fazlalık etleri sıyır. Önde bir duvar varmışçasına ayakların duvarı itsin. Gövdeni yükselt. Gövdenin uzunluğunu kullanarak ellerinle öne doğru yürü. Gövden uzun, ellerinle öne doğru yürüyorsun. Hayatta kalmak ve başarıya ulaşmak konusunda bilgelik ile korku, engellerin üstesinden gelme gücü su elementinin kaynağıdır. Korkularınızdan özgürleşin. Nasıl ki suyun doğada bir havuzun sessizliği, okyanusun azameti, selin korkutucu gücü, derelerin sürekli akıntısı ile toprağın erozyona uğraması gibi pek çok çehresi vardır. Ve belki zaman içerisinde bu suyun çehresini kendi bedenimizde yaşıyoruz. Mesela ateşimiz çok, ateş elementimiz çok yüksek olduğunda su elementiyle çarpıştığında müthiş bir parlama yaşarız. Değil mi? Bir ateşi söndürecek olsanız neyle söndürürsünüz? Suyla mı söndürürsünüz, toprakla mı? Toprakla söndürürsünüz değil mi? Durmayı, duranlığı. Ama su dökerseniz, evet suyla da söner ama bir anda parlar, o parlamayla söner. Şimdi ellerinle sol tarafa doğru yürü. Sağ kalçanın kalkmasına izin verme. Olabildiğince gövdeni uzatıyorsun, bacağın canlı. Göğüs kafesinle sanki dizine doğru uzamak istiyorsun ama bunu yaparken de kamburlaşmıyorsun. Kalbine aç ki bakın o arkadan geçen idrar yolu ve mesane meridyeninin yolları açılsın, uzasın. Merkez meridyen ile yönetici meridyen takım çalışır. Merkez nefes alır, yönetici nefes verir. Ama hep kamburlaşıyorsan, hep vermeye odaklı gidiyorsan, illa ki o meridyenin yüklü olacak. Bakın ellerimden de güç alıyorum. Yani ellerimle zemini vantuzlayıp, vantuzla aldığım güçle gövdemi birazcık daha uzatıyorum. Tekrar ortaya gel. Bu elementler serisinde sanıyorum oturdu bazı şeyler değil mi? Asanaların bedenimizdeki yarattığı etkileri ya da kendi bedenimizdeki o element değişiklikleri ne olduğu. Yerleşsin ellerin ve tekrar uzat gövdeni uzasın. İçten o keşfi hisset. Minik o keşfi hisset.
yavaşça tekrar orta merkeze geldik. Bu sağ soldaki uzayış ne kadar açtı bedeninde onu fark et. Tekrar gel ellerinle geriye. Böyle bir akış oluyor ki bedenin içerisinde. Ona nazikçe böyle biraz dinlenmek için alan ver. Yogada pozları yapmak kadar, içinde kalmak kadar, olma hali kadar dinlenme hali de çok önemli. Şimdi işaret ve orta parmağınla, baş parmağına dola, karın gücünü fark ederek bacakların kendine dönecek. Düşünce başına zarar gelmeyecek şekilde ayarla kendini. Düşersen de sıkıntı yok. Çocuksu bir oyun, yoga bir oyun. Aç bacağını, diğer dizini bük, dengeyi hisset bedeninde. Ok ve yay pozun adı. Uzağ başın tepesiyle o noktayı, o derinliği hisset. Nereden geliyor çalışma? Değil mi? Karın, kök güçten. Diğer taraf. Sonra her iki bacağını aç, o dengeyi fark et. Uzamayı. Yavaşça bırak. Uzat bacakların öne doğru. Yine hisset çalışmanın bacaklarında nasıl bir etki yarattı, değil mi? Şu iç bacaklarında derin bir akış hissediyorsun. O derenin üzerine düşmüş kayalar, ağaç, işte o bölgeyi neye tıkadıysa aslında biraz zorlanarak belki onların açılmasını sağlıyoruz ve çağlayanlar gibi o su akmaya başlıyor bedenin içerisinde. O da o bölgedeki toksinlerin temizlenmesini sağlıyor. Kalçanın altındaki fazlalık eti sıyırarak bugün için dizini bükmeden gövdenin önünü uzun tutup kamburlaşmadan yine işaret ve orta parmağınla dola. Çünkü baş parmağına da baskı yaparak kendine doğru çek bacağı ayağını ve gövdeni uzat. Bütün o uzamanın bugün farklı bir yerden geldiğini fark edeceksin. Fark et, ne oluyor? Daha göğüs kafesini kapatmadan eğer gelebiliyorsan birazcık daha öne gelebilirsin belki. Kış mevsimi demek, tohum demek. Dinlenme değil mi? Toprağın dinlenme zamanı, suyun olabildiğince kar sularının, yağmur sularının içe çekilmesi. Don olması, bazı yerlerde toprak donuyor, göller donuyor. İşte bilgelik de böyle bir şey. İçe çekilme. Bir film önermiştim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve tekrar ilkbahar. Her kışın sonu tekrar bir ilkbahar. Tekrar bir ilkbahar yaşayacağız hepimiz. Ama bir evreler halinde dönüyor bu. Biraz daha derinleşmeyi araştır. Ama gövdenin önünü uzun tutarak. Nereler uzuyor? Nereden bir çalışmak hissediyorsun?
Nefesle yüksel. Oh. Ne oldu arka bedende? Neler değişiyor şu anda? Bir fark et belki elini yana bırakarak şöyle biraz fark et ne değişiyor. Arkasından kavra, gövdeni uzat. Ellerin yardımıyla kalabilirsin. Önce tek bir bacak, sonra diğer bacağı uzatarak. Sonra ellerin bağlantısını koparabilirsin. Nefesler özgürce devam ediyor. Ben poza girdim, zorlandım diye nefesi tutmuyorum. Olabildiğince uzamayı araştır. Konfor alanı yaratabilirsin, ön kollarını yere yerleştirebilirsin, dizlerin altından tutabilirsin ama ayak parmak köklerin aktif olsun ve canlı bir şekilde kalmaya çalış kayıp kozunda. Yavaşça çek dizleri kendine. Ayakların sağ elinde sol ayağın dışından, sol elinle de sağ ayağın dışından yakalayarak şöyle bir merkezini bulmaya çalış. Sonra eğer uzatabiliyorsan şu şekilde ne kadar yapabiliyorsan, bugün için bedenin ne kadar izin veriyorsan düşüp tekrar kalkabilirsin. Biraz burada kamburlaşmaya izin ver. Biraz kalbini hisset, aç. İkisinin arasındaki uzunluğu bul. Yavaşça. Çık postan. Şöyle bir dizlerin üzerine gel. Ben yandan göstereyim. Ellerini yine birbirine sürt. Bu bir 36 kez bir sürtme olsun. Ellerini bel böbrek bölgene. İdrar yolu ve vesaire meridyeninin saatleri 3 ile 5 arası. O saatler arasında hafif, yani kendinizi yormadan kendi içinize çekilebilirsiniz. Ve biraz yudum yudum su içebilirsiniz. Daha sonra böbreğin çalışma saati başlayacak. Sonra o aldığınız suyu, toksinleri bedenden atmayı belki deneyimleyebilirsiniz. Evet. Şimdi dizlerin üzerinde oturmaya devam et. Sol el altta olsun. Sağ el onun üzerine koy. Baş parmakların birbirine dokunsun. Gözlerini kapat. Bir döngüsel meditasyon yapacağız minik.
göbek deliğinin iki parmak altını düşün ve oraya nefes al ve ver. Pubis kemiğini hisset ve oraya nefes al ve ver. Pelvik tabanı hisset, perine bölgesini. Anüs ile cinsel organ arasındaki ortadaki nokta, enerji tıbbına göre orası bedenin şalteri. O bölgeyi hisset. Oraya nefes al ve ver. Dün yaptığın topraklanma çalışmaları, oradaki şalteri açmak üzerine yaptığınız bandalar, nefesin alışı, verişi. Evet, nefesin veriş noktası orada. Pranaya, apanaya, apanaya da pranaya sunduğumuz yer. Sakrum bölgesini hisset. Oraya nefes al ve ver. Bel omurlarını hisset. O bölgeye nefes al ve ver. Sırtını hisset. Her iki küre kemiğinin arasını. Çok önemli bir bölge orası da. Vagüs sinirinin yayıldığı yer bedeni. O bölgeyi hisset ve nefes al ve ver. Boyun omurlarını, oradaki bir noktayı hisset, oraya nefes al ve ver. Başın tepesini hisset, o mıngıldak bölgesi dediğimiz yer. Nefesini o bölgeye gönder. Üçüncü gözünü hisset, o bölgeye nefes al ve ver.
burnunun önü, dudağının üst tarafı, her iki burun deliğinin ön tarafı. Hisset o noktayı. Sıcak olup verdiğin o nefesin farkında ol. Boğaz bölgeni hisset. Göbek bölgeni hisset. Şu an hissettiğiniz meditasyon dövüsel bir meditasyon, bedenin merkez meridyeni ve yönetici meridyenini tanıdık. Bir döngü yaptık aslında, bir döngüyü hissettik şu anda. On haftadır elementleri işliyorum. İlkbahar ağaç elementiyle başladık. Daha sonra ateş elementi. Daha sonra toprak, metal ve su elementlerini işledik sırayla. Hem yin hem yang halleriyle deneyimledik. Aslında bizim de doğa olduğumuzu fark etmenizi istedim bu pratikle. Nasıl doğaya çıkınca huzur buluyorsak, kendimizin de içinde o huzur var aslında. Belki mevsimleri doğru kullanmayı bilmiyoruz, belki elementleri doğru kullanmayı bilmiyoruz. Kış içe çekilme zamanı, gerçekten içe çekilip, belki hayatımızı gözden geçirdiğimiz süreçler olacak. Ne istiyorum, ne istemiyorum fark ettiğimiz dönemler olacak belki de. Bu süreçte, bu yaşadığımız süreçte bizim bunu hissetmemizi sağlıyor. Çok derinden. Sevdiklerimizle bile kucaklaşamıyoruz bu dönemde. Bu bile bir ders aslında. Nelerin kıymetini bilmediğinizi. Bu farkındalıkla sırt üstü yat zemine, artık şavasana'ya bırak bedenini. Bütün bedenin rahatlasın zeminde. O iki kaşının üzerinden başlayan mesane meridyeninin, o benim ırmaklar diye tanımladığım meridyenin bakışınızdan, kafatasınızdan, boynuzun arkasından, omurga boyunca indiğini, gri bir ışık iniyor sanki. Kaşın üzerinden başlıyor, başın arkasından, boynundan devam ediyor, omurganın her iki yanından. Kalçalarda biraz daha genişliyor ve oradan bacağın arkasından
İnerek sadece parmağından terk ediyor o gri ışık. Böbrek meridyeninin rengi koyu gri. Ayağın altından başlıyor o nehir. Bacağın iç kısmından geçiyor. Ve böyle bir girdabı var. O girdaptan dönüyor. Bacak içinden, kasık bölgesinden, gövdenin önünden çıkıyor. Ve bizim göğüs kafesimizin ucunda bitiyor. Koyu gri bir ırmak. Koyu gri bir ışıkla yıkandığını hissediyor. Ve burada kalmaya devam et. Evinin konforunda. Ben mantra ile dersi kapayacağım. Loka samasta sukino bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Yeni yılın hepimize güvende, huzurlu ve sağlık getirmesini diliyorum. Güvende, huzurlu ve sağlıklı olalım. Bütün ailemiz güvende, huzurlu ve sağlıklı olsunlar. İzmir'de yaşayan bütün insanlar güvende, huzurlu ve sağlıklı olsunlar. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar güvende, huzurlu ve sağlıklı olsunlar. Bütün dünyada yaşayan insanlar güvende, huzurlu ve sağlıklı olsunlar. Bütün dünyadaki gökyüzünde, yer altında, denizin altında yaşayan bütün varlıklar güvende, huzurlu ve sağlıklı olsunlar. Teşekkür ediyorum. Namaste.